Gündemin Sesi programından merhabalar. Bugün Edirne Kapı'da pazarın nabzını yoklayacağız. Pazarda son durum ne? Fiyatlar nasıl? Yurttaş ekonomi hakkında neler düşünüyor? Ekranlarınıza yansıtıyoruz. Nasıl durumlar pazarda? Gezdin mi? Vallahi ben çıkmıyorum kızım pazara. Eşim çıkıyor. Hı. Ben öyle gezmeye çıktım. Ha, şimdi baktın ama değil mi fiyatlara nasıl? Hiç bakmadım. Ha, peki. Alışveriş yapmadığım için bakmadım. Tamam, tamamdır, sağ olasın. Ben de sağ olasın. Hiç sorma daha iyi. Sormayayım mı? Nasıl bilmiyorum. İyi mi kötü mü diye? Berbat. Berbat. Başka bir şey yok. Yaz ayı bitiyor. Biz normalde yaz ayında hani böyle bir kışlık için bir şeyler yapardık. Hani böyle kış hazırlığı falan yapardık. Uygun olurdu meyvelerimize. Şu anda durumlar nasıl? Şu anda bak hiçbir şey alamadım. Tek bu. Bir fasulye kilosu ne kadar? 30. 30 lira. Hah, hiçbir şey alamadım. Hı. İnan yaşanacak bir şey kalmadı kızım. Hı. Sana yeminle. Bak geldim öyle gidiyorum. Balık alacaktım, balığı da alamadım. Peki, balığın kilosu ne kadar? İki tane dedim. 240. 240. Alamadım, aşçı kadını aldım. Ne olacak böyle halimiz? Peki şunu da soracağım. Eskiden hani biz böyle Ayşe kadını işte biberi falan alır kış için hazırlık yapardık. Bu sene hazırlık yapabilecek durumda mısınız? Nerede diyorum, bir ekmeği zor buluyoruz. Ekmeği zorlanıyoruz artık. İsyandayız artık. Vallahi isyandayız artık. Peki siz emekli misiniz? Yok aşkım, yok anneciğim, yok. Durumlar nasıl o zaman sizde? Hani şimdi bir pazar ihtiyacınız kaça karşıladı? 200 lira vardı üstümde. Onunla da Ayşe kadın. Bunu aldım, yüzü de sakladım. Ekmek alacağım şimdi. Peki düzelir mi sizce bu fiyatlar falan? Bu düzelmez. Bu düzelmez, daha da kötüye gideriz. Niye öyle düşünüyorsunuz? O zam üstüne zam. Zam üstüne zam. Bugün alıyorsun 10 liraysa yarın 20 lira. Öbür gün 30 lira. Bir de ekmeğe gelirse, fakirin de ekmeğinden oynarlarsa Allah bildiği gibi yapsın. Çok kötü. Görüyorsun, fena yavrum, fena. Nerede, ne yapalım? Pahalı. Sabah geldin mi pazara? Geldim. Peki sabahki fiyatlar daha nasıldı, şimdi nasıl? Şimdi bilmiyorum daha, şimdi gidiyorum daha. Sabahki fiyatlar nasıldı? Pahalıydı. Şimdi daha ucuza bulabilmek için mi aklına geldin? Hı. Oldu, hadi bakalım. Pazar fiyatları üzerine bir röportaj yapalım mı? Nasıl gördünüz şu anda? Vallahi fiyatlar biraz pahalı ama yani. Bundan bir ay öncesine göre nasıl fiyatlar? Yazın tam ortasında biraz böyle yüksekti. Şu an nasıl? Şu anda da yani biraz daha yüksek fiyatlar. Yani. Sizin haftalık ihtiyacınız ne kadar oluyor? Haftalık yani ben de... Her şeyiyle ama işte bunun peyniri var, zeytin. Her şeyini alamıyorum, yok. Yani belli bir kısım olarak alabiliyorum. Yani 500'e doğru bir şey, 500'e çıkıyorum, doğru bir şey alamıyorum fazla. Peki bu 500 liralık alışveriş kaç haneli nüfus için? Ben iki kişiyim bizim. Aynen. Ona rağmen her şeyi alamıyorsunuz. Yok, her şeyi almıyorum yani belli bir kısım olarak. Belli bir kısım. Aynen yani. Peki şöyle söyleyeceğim, hani kışlık konserve ya da işte hazırlığı yapıyor musunuz? Yok, almıyorum şu an. Yapıyor muydunuz önceden? Yok, önceden de yapıyordum da şu an fazla yapmıyorum. Neden dolayı? Fiyatlardan dolayı mı yoksa vaktinizden dolayı? Yani biraz fiyatlardan dolayı da. Geçen sene bir tane biberin bu saatte, bu vakitteki fiyatı ne kadardı, hatırlıyor musunuz? Çünkü bu vakitlerde konserve için uygun oluyor. Hay, biber mi? Biber, sadece biberi. Hayır, salça biberim. Yani 35 liraydı fiyatları ama düşüyor sonra akşama doğru. Yani. Siz sabah geldiniz mi bu arada pazara? Sabah dolaştım, evet. Nasıldı fiyatlar, şimdi nasıl? Şimdi fiyatlar daha düşmemiş, aynı. Sabah değil akşam ama akşam 7'ye 8 civarları herhalde biraz daha. Hep pazar kalktığı zaman mı oluyor? Evet, aynen. Fiyatları düşürüyorlar biraz daha. Peki neden o fiyat farkı neden oluyor? Demek şey, iyi mallar gidiyor ya da elinde kalmasın diye satın fiyatları düşürüyorlar. Yani. Peki bu fiyat, genel olarak bu pahalılık sizce çözülür mü? Çözülür herhalde. Ekonomi çözülse çözülür. Fiyatlar nasıl? Yok. Durumlar uygun. Bu saatlerde fiyatlar uygun. Sabah saatinde gelip baktın mı? Sabah bakmadım, işim vardı, gelemedim ama şimdi fiyatlar uygun. Fasulye 35 lira, şey uygun yani. Peki şeydir, şu an biz normalde şu an yazın bitimi ve hani kışlık alışverişi için, kışlık ihtiyaçlar için alışveriş yapılırdı. Şu anki durumda yapılabiliyor mu, siz yapabildiniz mi? Ne gibi, anlayamadım. Yani kurutmalık yapılırdı ya da işte böyle ne diyorlar, konserveler yapılırdı. Şu an bunu yapabilecek
durumunuz var mı? Yok, yapamıyorum. Ben kirada oturuyorum çünkü. Hı hı. Onun için yapamıyorum. Kiranız ne kadar? Kiram eski kiracı olduğum için ev sahibim de çok iyi. 4000 liradan veriyorum. 1+1. Hı. Peki şu an bu semtte kiralar nasıl? Evet, eski kiralar 10 bine bile kiralar kalmadı. 15 binden başlıyor. Hı hı. Öyle 15 bin, 20, 25. Peki bu bir insanı ne kadar zorlar? Asgari ücretli bir insanı. Asgari ücret zaten 10 bin lira kira verirse 17 bin lira, 17-18 bin lira asgari ücret. E bir de 15 lira kira verirse geçinemez değil mi? Geçinebilir mi? Geçinmesi mümkün değil. Yani. Peki siz şu an pazar için uygun dediniz ama bu normal şartlarda şu an ekonomiyi nasıl görüyorsunuz? İyi midir, kötü müdür? Ekonomi iyi değil, kötüye gidiyor. Çünkü markete gidiyoruz, her dakika etiketler değişiyor. Eskiden böyle bir şey yoktu. Evet. Bir hafta gidiyorsun, bir hafta sonra bir etiketler değişiyor. Çok pahalılığı var. Bundan dolayı çok şikayetçiyim yani. Pahalılık biraz inerse çok iyi olur da. Peki sizce bu pahalılıklar iner mi? İner mi zannetmiyorum. Kaç senedir böyle yani. İneceğini pek zannetmiyorum. Peki şu siz dediniz ya son hani her gün etiketler değişiyor. Evet. Bunun ne zamandan beri böyle olduğunu gözlemlediniz? Ne zamandan beri? Bu 2 senedir böyle. 2 senedir böyle. 2 mi 3 mü yalan söylemeyeyim de. Böyle fiyatlar etiketler her dakika değişiyor. Soralım mı nasıl durumlar? Yok. Efendim size soralım mı nasıl pazarda? İyi güzel. Ne kadar aldınız bunu? Ben bunu A101'den aldım. Marketten aldım. Peki hani bunları marketten değil de yok, pazardan? Pazardan aldım. 25, hı-hı, bu kilosu 35, hı-hı, böyle aldım. Peki nasıl bu fiyatlar uygun mudur size? İyi güzel. Pazardan alıyoruz. İyi. İyi. Peki markette bir yumurtayı marketle pazar fiyatı aynı mı? Yok. Pazar biraz iyi. Pazar biraz. Markette biraz daha fazla. Yumurtasını aldım 5 lirada. Öyle. Markette ne kadar fiyatı yumurta? Marketi bilmedim bugün fiyatını ablacığım. Teşekkür ederim size. Bak poşetlerden belli. Size soralım mı efendim nasıl durumlar pazarda? Nasıl görüyorsunuz? Pazar mı? Evet. Allah yardım etsin herkese. Yani zor. Zor, gerçekten zor. Alım gücü olanlara iyi ama alım gücü olmayanlara çok kötü. Allah herkesin yardımcısı olsun. İnşallah balık mevsiminde belki insanlar balık yer et yemiyor ama. Peki şöyle şu an balık ne kadar pazarda var mı? Valla 230-240 lira. Onlar deniz balığı, çupralar, levrekler. Başka balık yok zaten. Mevsim balığı. Şimdi haftaya inşallah. Evet, ondan... 1 Eylül'de sezon başlıyor. Aynen, aynen. O zaman inşallah bollaşır da insanlarımız biraz protein alır. Peki şimdi şey soracağım. Siz bu elinizdeki alışverişi ne kadara yaptınız? Şu an 300'ü geçmiştir. Şu yani kadar. 5 poşet 300'ü geçti. Aynen. Nasıl peki hani kıyaslama yapacak olursak bu nasıl bir fiyat? Yani fiyat işte dediğim gibi pahalı. Pahalı. Ne zamandan beri? Tarım şeyimiz bittiği için maalesef tarım yapamıyoruz. Türkiye'de koskoca Türkiye'de tarım ülkesi olduğumuz halde tarım yapılmıyor. Hayvancılık yapılmıyor. Her şey öldü. Ondan sonra da insanlarımız bir şey yiyemiyor. Sağlıklı beslenemiyor. Gelecek nesilden ne bekleriz bilmiyorum. Sağlıklı beslenemeyen herhalde yani çocuklardan onlardan ne verim bekleyebiliriz? Bir de okullar da açılıyor ve hani bugün gördüğüm bir haberde sadece bir beslenme %102 oranında zamlandı bir günde. Yumurta, süt, peynir, yoğurt, ana gıdalar değil mi? Alınması gereken şeyler. Bu çocuklar bunları yemezse nasıl beslenirler? Bir yoğurdun kilosu 50 lira. Hazır yoğurt yani o da. Hazır sütün kilosu 50 lira. Nasıl yiyecek, nasıl beslenecek? Hani 1-2 kişi olanlar belki hani biraz daha iyidir de kalabalık aileler nasıl beslenir? Değil mi? Allah herkesin yardımcısı olsun. Düzelir mi peki sonrası olan? Ben umut görmüyorum. Her zaman mı böyleydi yoksa son birkaç dönem mi böyle? Uzun zamandır değişti. Yani daha önce iyiydi. Ama bu bir seneden fazla acayip fiyatlar arttı. Yani her şeyi biliyor, aldı başını gidiyor zaten. Ne hiçbir şeye ulaşılmıyor.
kötü. Bedava, bedava. Hı hı. Kötü durumlar. Bunu istemiyoruz ki durumdan bahsetmeyelim diye. Sen satıcı mısın burada? Esnafsınız. Aynen. Sizinle konuşalım mı nasıl konuşalım. Durumlar diye? Şu anda esnafsınız, evet. Satıcısınız. Aynen. Durumlar nasıl sizde? Bizde işler durdu. Çünkü insanların alım gücü çok düştü. Yani inşallah açılır diye bekliyoruz ama bu gidişten hepimiz esnaflar bile topu dikecek yani bırakacak. Siz şu anda kıyafet satıyorsunuz. Aynen öyle. Türkiye'de depolu ürün satıyorum. Depolu ürün. Aynen. Peki ne kadara şu anda bir ürün bir parça? 50 lira. 50 lira. Aynen. Peki uygun şu anki çok, şartlar çok içerisinde? 3 tane parça parası. Evet. Peki şu anda hani satışlar uygun olmasına rağmen az olmasının sebebi ne olabilir sizce? Az olmasının sebebi insanların ekonomik durumu. Aynen öyle. Yani hele bir de kirada olan insanlar kirasını mı versin, faturalarını mı ödesin, evladını mı okusun, gıdasını mı karşılasın? Ya gıdadan kesecek, alacak ayağına pijamasını, tişörtünü. Gıdadan kesemeyince kalıyor. Hani buraya ben 5 lira karla mal satıyorum. İnsanlar geliyor, kurban olayım, yok üstünde alamıyorum. Ne olur diyor, 20 liraya ver. 45 liraya mal geliyor. 25 lira ben zarara girmeye göze alamıyorum. Kimine yardımcı oluyoruz, kimine olamıyoruz. Hani elimizden geleni yapıyoruz ama gerçekten ekonomik durumu çok çok bozuldu yani insanların. Hmm. Çok bozuldu. Bizim de öyle. Biz de esnaf olarak yani ben 2 haftadır yer paramı çıkaramıyorum. Çıkaramıyorsunuz. Zararına bile. Tabii ki. Aynen. Cepten gidiyor. Çünkü ben açsam da açmasam da sabit olduğum için yer parasını, tatlı parasını mutlaka vermem gerekiyor. Evet. Mutlaka vermem gerekiyor. Bu da toplamda sırf tatlı taşıma yer parası 650 lira. Sadece bir gün için. Aynen öyle, bir günlük 650 lira para ödüyorum. Ben bunu 2 haftadır çıkartamıyorum. Ondan evvel hadi çıkarıyorduk 3-5 ekmek parası götürüyorduk evimize. Ama 2 haftadır gerçekten çok kötü oldu. Çok kötü oldu yani. Hani sabah burada bir tane müşteri limon almaya kalkmış. Limon diyor, 2 tane limon aldım diyor, 30 lira mı olur diyor. Protesto edeceğiz diyor. Kimse diyor esnaftan bir şey almasın diyor. Peki sizce bu protesto yapılabilir mi gerçekten? Yapılabilir. İnsanlar bir araya gelebilir yapılabilir, mi? Yapılabilir, gelebilir. Eğer gerçekten insanlar istiyorsa her şeyi zaten yapabilecek kapasitedeler bir. İkincisi artık esnafın da, müşterinin de, halkın da canına tak etti yani. Canına tak etti. Doğru söylüyorlar, haklılar. Ama bizim de yapabileceğimiz bir şey yok. Sonuçta biz de 50 lira ablası. Sonuçta biz de gidiyoruz, toptancıdan alıyoruz. Defolu ürün alıyorum, eve getiriyorum, bakıyorum. Arkadaş, içinden 200 tane mal almışım, 50-60 tanesi çöpe gidecek mal. Arkada da gördüğünüz gibi yani, evet. Hep çöpe gidecek mal ayırıyorum. Hani, siz de bir nevi bu durumda zararda oluyorsunuz. Tabii ki zararda oluyoruz. Hem de çok büyük zararda oluyoruz. Ha nedir? Benim 5 lira karım var. Ben sürüm yaparsam Allah bereket versin diyorum. Sürüm yapamazsam bugün de cepten gitti, nalet okuyorum. Peki tekstilin durumu nasıl şu an Türkiye'de? Tekstil durdu. Bakın Zeytinburnu'na gidin, bir dolaşın. Gerçekten bir gününüzü ayırın, dolaşın. Bir de haftası gidin, tekrar dolaşın, not alın ama. Şu dükkan boşalmış, kiralık yazıyor. Bakın onun yüzüne 10 tane daha dükkan boşalmış. 10 dükkan daha boşalmış, kapanmış. Adam 25 binden kirası, biz hepimiz işli dışlı oradaki esnaflar, 25 binden 70 bine çıkarıyorlar. 70 bine çıkarıyorlar. Vergiler zaten o biçim. Adam kumaşı pahalıya alıyor. Bunun düğmesiydi, lastiğiydi, işçisiydi, elektriğiydi, faturasıydı, her şeyi üst üste. Adam satış yapamıyor. Adam satış yapamayınca ne oluyor? Kapatıyor diyor. Kapatsam daha karlıyım. Kapatıyor yani. Mecbur kapatacak. Düzelir mi peki? Düzelmez. Şu an ekonomik durum? Yok, düzelmez. Neden? Düzelmez. Neden? Çünkü sınır kapılarımız açıldı. Herkes içeriye giriş yaptı. Zaten Türkiye'nin kendi halkı zor geçiniyordu. Çok insan girdi, göçmen girdi. Bu bir. İkincisi, diyeceksin ki ekonomik olarak rahatlatıyor mu? Rahatlatmıyor. Rahatlatıyor sanılıyor ama rahatlatmıyor. Daha çok sıkıntıya sokuyor. Bu bir. İkincisi, nasıl desem yani, bazı şey soracağım. Çok şey vardı aslında. Peki şey diyeceğim. Bazı şeyleri söyleyemiyoruz. Hı-hı. Niye? Anında tepemize dikilirler diye. Hı-hı. Onun için konuşamıyoruz maalesef. Peki şunu da soracağım. Bir kumaşın kilosu yani 6 ay içerisinde ne kadar değişti? Fikriniz var mı, bilginiz? Kumaş olarak bilmiyorum. Bunu toptancısı biliyor. Alıyor, dikiyor, adam paketliyor, satıyor. Ben defolu dediğim gibi ürün alıyorum. Mesela atıyorum size, işte geçen hafta aldıysam 45 liraya, ben bu hafta korkuyorum mala gitmeye. Ne kadar olur? 50-52,5.
bir hafta içerisinde. Aynen. 50-52,5. Yani 5 lira ya da 7,5 lira zam geliyor. Mesela bir yerden ürün aldım, devamlı aldığım yerde 20 lira birden zam koymuş. Bir hafta içinde 20 lira birden zam koymuş. Anlatabiliyor muyum? Yani bu şekilde giderse herkes maalesef ya yaprakla dolaşacak ya da açından geberecek. Maalesef o olacak. Çünkü açından ölmese de vitaminsizlikten ölecek. Gıda tüketemiyor. Bir insanın vücudunun meyveye, yeşile, ete, bakliyata, anlatabiliyor muyum? Her şeye ihtiyacı vardır. Çünkü o vücut onları alırsa vücut dinamikleşir. Tatlısıydı, tuzlusuydu, her şeyin az da olsa yemesi gerekir. Maalesef yiyemiyoruz. Yiyemiyoruz. Yani bir lokma peynir alıyorum, katık ediyoruz, iki günde bitiyor. Bakıyorum üzerindeki barkoda 130 lira yazıyor. Bir sonraki, iki gün sonra gittiğinizde? Yine üzerine zam gelmiş, 250 lira olmuş, 150 lira olmuş. Yani aldığın boyuta bağlı. Ben açık peynir alıyorum, kapalı peynir alamıyorum. Parama göre alıyorum. Ama her seferinde üretim böyle artarsa, zamlar gelirse kötü, çok kötü. Gerçekten kötü. Yani insanlar artık eceliyle değil, gıdasızlıktan ölüyorlar. Maalesef eceliyle değil yani. Gerçekten biz esnaf olarak burada çok insanla muhatap oluyoruz. Herkes canından bezmiş durumda. Bezmiş yani. Diyor ki öleyim kurtulayım diyor. Ben evladıma bunu yediremiyorsam, bunu alıp yediremiyorsam ben öleyim kurtulayım diyor. Yani bu duruma geldiler. Her zamanki gibi pahalı. Ne zamandan beri pazarlar bu kadar pahalı? Eskiden ucuz olurlardı, uygun olurdu. Pandemide bile böyle daha değildi. Pandemide bile ucuzdu. Bir pandemi lafı çıkarttılar. Ondan sonra serbest piyasa denildi. O denildi, bu denildi. Çiftçi tarlada döküyor. Az kalsın daha pahalansın deniliyor. Bilmiyoruz yani. Evet, sizin söylediğiniz hani çiftçi tarlada döküyor diye. Çünkü evet, çiftçi hep şey de diyor. Ben ürettiğimin hakkını alamıyorum diyor. Onlar da kendince haklı. Mazot biliyorsunuz pahalı. Arada bir de alıcılar, aracılar var. Onlar kazanıyor. Ama çiftçi kendisi böyle kendisi getirip koysa o da yine bu paralardan koyuyor. Yani sana 5 liraya 10 liraya yine vermiyor. İşte böyle pazar akşam saatinde en sona kadar gittim. İşte yani biraz bir şeyler var, o kadar. Peki sabah geldiniz mi pazara? Sabah daha pahalıydı. Şu an? Şimdi akşam saati işte 5 lira, 10 lira. İleriye doğru da sonlarına doğru biraz daha düşük olmuş oluyor. O kadar. Peki neden yani sabah pahalı, akşam biraz daha ucuz oluyor sizce? Ya akşam artık malı herhalde geri getirmeyelim diyorlar. Ona göre biraz daha düşürelim ki elimizden hani toplama yerine. Onlar için de herhalde avantajlı oluyor. Sabah vurduklarını vuruyorlar. Nasıl olsa alacaklarını. Akşama da bir miktar düşmüş oluyor. O geliyor aklıma. Başka bir şey değil yani. Gerçekten çok zor ya. Yani fakirin patatesi, kuru fasulyesi, bunlar vardı, zeytini. Onlar da hepsi yani. Her şey bu kadar pahalı yani. Patates her eve giren bir yiyecekti. Aynen, her yerde uygun olandı. Ama aynen, bir dönem bu ülkede hem patatesin, soğan evet, pahalandı. Galiba'nın tenceresinde ne olurdu? Patates yemeği olurdu. Hani sulu patates yemeği, yanına bir makarna. O da yok. Bakın 3 kilosu 100 lira diyor kızartmalı. Evet, kızartmalı. Şimdi 100 ona ver 1000 lira. 1000 lirayla gidiyorsun ama içinde kuru yemiş, kahvaltılık bunlar da yok zaten. Onları da alayım dersen ne kadar? 1500 lira falan olur. Çünkü gözümüzün bazı şeylerini hep nötrlüyorum yani. Olsun boş ver, hadi almasam da olur'a gidiyor. Bunu yemesen bugün bunu bir şey da, olmaz. Aynen. Ben bugün mesela ne yaptım? Menemen yaptım. 2 yumurta kırdım, domates, biberi doğradım. Peki her gün mü menemen? Her gün de o da olmuyor. Nefsin var, bunun eti var. Gerçekten peki şu an et ne hayat kadar? Pahalı. Et kasaptan kasaba ya da marketten markete değişiyor. Bugün en şeyini alayım desen 500 lira kıyma zaten. En ucuzu? En ucuzu 500 lira. Ya 600. Kuzuya zaten yanaşılmıyor. Kuzu 1000 lira. Pirzolayı zaten unuttuk. Unuttuk
yani. Peki bu fiyatlarda yani şöyle olurdu. Eskiden bir konserve yapardık, bir kışlık. Yok eskide kaldı kızım. Bak alamadı. Eskide kaldı. Hiçbir şey yapamıyoruz. Konserveyi biberlere asla. baktım. Soğanı patatesi bile zor alıyoruz. Bunu bak soğanı patatesi. Fakirin yemeği neydi? Zeytin peynir. Bir kalıp peynir 500 lira. Neyle yiyeceğiz? Kemiklerimiz eridi. Bak bacaklarımız yamuldu. Nasıl yiyeceğiz? Nasıl? İlaç kullanalım desek onların yanına yanaşılmıyor. Zaten ediyoruz. El insaf. El insaf yani. Ne zamandan beri bu kadar yani? Emekli de değilim. Tek emeklinin şeyi ne? Nasıl olacak? Emekli değil. Peki yani bu söylediğiniz şeyler hanede kaç kişi için karşılanıyor? Ben iki kişiyim. Eşim Allah'tan başımı sokacak evim var diye. O da kira olmasa, değil. Ha, o da olmasa yandık. Çadır da kuramayız. Eskiden çadır kuruluyordu. O kurulmuyor. Artık biz sürünürüz kızım. Yandık bittik. Yaşayan ölüyüz biz. Kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Bak bundan sonraki neslin anneden babadan bir tarla, mal bir şey kalmazsa gerçekten çok zor. Hani kırsal köy yerinde ya da Trakya taraflarında falan tarla marla bir şeyler varsa tamam. Ya da zamanında işte evini yaptıysa yoksa gerçekten çok zor ya. Çok zor. Tek çocuğum var mesela yani ileride diyorum onların da çocukları olacak. Okulu var, eğitimi var, doktoru var. Bugün ben ramatolojide tedavi oluyorum. Özel muayenehanesi 7000 lira ya. 7000 lira nasıl verirsin? Bir muayenesi 7000 lira olmuş. 4000 lira, 7000 lira. Nasıl yaparsın ki? Bizim hastalığımız da çok zor bir hastalık. Cerrahpaşa'da tedavi görüyoruz. Gene sağ olsunlar işte ilgileniliyor, ediliyor ama bazen öyle bir şey oluyor ki canına tak ediyor, özele gitmek istiyorsun. Çok zor. Yani şimdi özel hastane ile devlet hastanesi arasında randevudan dolayı mı tercih ediyorsunuz yoksa başka bir şey mi? Randevudan dolayı bir de ramatoloji her yerde olmadığından ben tercih ediyorum. Ama devlet hastanelerinde de randevu sıkıntısı. Bak benim çarşamba günü randevum vardı. Doktor ameliyata giriyormuş diye bugün az önce mesaj geldi. İptal edildi diyerekten moralim bozuldu. Ben onu o kadar zor aldım ki şu an ben yine 15 gün 16 gün bulursam da bekleyeceğim. Randevu gününü bekleyeceğim. Peki bulabileceğinizi düşünüyor musunuz? Ya düşünmüyorum. Şeş kaza onu takip ediyorum. Saatinin açılışını elimle MRS'yi bekliyorum. Saniyede yakaladım. Yakalayamadım yok. Yine bekleyeceğim. Bak ultrasonunu mu çektirdim? 3 aydır doktora göstereceğim. 1 ayda öyle geçti. 4 ay. Acil bir durum olsa ne olacak bu? Hastalık ya ilerleyecek. Ya param varsa yaşa, param varsa oku, yoksa sürün. Öl devrindeyiz. Başka bir şey de değiliz yani. Gerçekten bu seneye kadar da bu kadar olmaz. Yani %300-500 artış gerçekten olmaz. Ha şeye bakarsan, TÜİK'e bakarsan. Evet onu soracaktım. TÜİK şey oraya diyordu, 3000-4000 liralık ha, evlerden bahsediyor. Gelsin pazara. Ya doktoru diyor ki ne kadar diyor 37 lira diyor muayeneyi. Benden duyun. Ramatoloji doktorlarının muayenesi 4 ve 7 bin lira arasında. Bunlar nasıl kör sağır olunabiliyor ben anlamıyorum. En güzel örnek pazar ya. Pazar başka biz bir şey değil. Biz arada bir geliyoruz işte bu pazarların nabzını yokluyoruz. Çünkü pazarda fiyatlar bir düşüyor bir yükseliyor ama çok az oluyor o. Ve ama yok. Bir de şimdi niye, vatandaşın cebine giren de var. Biliyor musun bak bu söylenti de var. Yurt dışından diyelim ki domateste böcek görmüş Bulgaristan denildi. Türkiye'ye girdi. Biz onun zehirlisine böceklisine bakmıyoruz. Ucuz mu diye bakıp alabiliyoruz. Ondan da düşmüş oluyor. Üretim fazlaysa biraz düşmüş oluyor. Üretim az olursa yine yükseliyor. Yani neye göre borsa mı bu artık yani? İniyor çıkıyor. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz ya. Gerçek şey geldi siz söylediğinizde bu Çernobil patladığı zaman Türkiye'den yurt dışına gönderilen fındıklar iade edildi ve burada yurttaşı yedirildi. Daha ucuza diye. Aynen. Yurttaş da bunu yedi. Kanser vakaları niye çok? Hepsi bundan. Bu yediklerimizin hepsinde var. Ata tohumu yok. Hiçbir şey yok. Bilinçli olmamız lazım. İnsanların bilinçlenmesi lazım ama peki nasıl olur? Bilmiyorum. Bazıları körü körüne gidiyor. Öyle. Bazıları daha bilinçli. Yeni neslimiz bilmiyorum. Z kuşağı nasıldır? Ne düşünüyordur? Bilmiyorum yani. İyi ki bir tane çocuğum var. Zamanında okutmuşum da. Şu an okutsanız ne olurdu? Çok zor. Şu an bak ev kiralarına
4 kişi bile bir odada öğrenci kalsa o anneye babaya çok zor. Ki İstanbul daha berbatı. Büyük şehirler biliyorsunuz, İzmir olsun, işte Ankara olsun. Şu anda var ya, küçük büyük şehir diye bir yer hiç kalmadı. En küçük ücra köşesi köye bile gitsen ev kiraları en az 10 bin. 7 bin 10 bin. Öğrencinin okuyacağı şehirler farklı. Öğrencinin hayali var. Bir İstanbul Üniversitesi'nde okumak hayali var belki. Bir Boğaziçi'nin okumak hayali var belki. Bunlar ne olacak? Programımızın bu hafta sonuna geldik. Bir sonraki hafta başka bir konuyla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.